nerede ve ne yapıyorsan, yaşamın yoğunluğundan biraz uzaklaşıp gündemde neler olduğunu keyifli bir sohbet eşliğinde konuşmak istiyorsan, bugüne renkli bir bakış açısı Salih'le öğle arasında. Salih'le öğle arası başlıyor. Bak bir ömürde kaç sevda var. Kaç sevda böyle bir destan yazar. Tut, tut elimden ömrüm kadar. Kalbim evet der ve imza atar. Her görüşte aşk sanki bizimkisi. Bahar eli gibi gelir esintisi. Tatildeyim sanki gözlerinde. Allah'ım görmedim böylesini. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Allah'ım görmedim böylesini. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Türkiye'nin en kafa radyosunda pazartesi günündeyiz. 27 Mayıs tarihinde Emre Altun'un son dönemde dinlediğimiz, dinledikçe sevdiğimiz, yani kendi adıma söylüyorum bunu, şarkısıydı Tatildeyim. Hafta sonu tatilinden sonra pazartesi günde yeni bir haftaya başlıyoruz. Az önce sevgili Ceyda Dövenci'nin de söylemiş olduğu gibi Mayıs ayının artık son haftası. Devamında Haziran ayıyla beraber Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Turizmcilerin talebi var şeklinde yine haberler yapılmaya başladı. Yine tatil demişken Süper Lig'de artık tatile girdi. Dün oynanan maçlardan sonra Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ı, Galatasaraylı dinleyicilerimize tebrik edelim. 24. şampiyonluk için bu akşam da saat 19.05'te stadyumda bir kutlama varmış ki yoğun bir kalabalık olacak. Akşam saatlerinde o bölgede trafik olabilir. Dikkat! Devamında küme düşen son takım da belli oldu. Dün yine oynanan maçlardan sonra Ankara Gücü de bir alt lige düştü. Önümüzdeki yıl Avrupa'da 5 takımımız bizi temsil edecekmiş. Onları konuşuruz. Yine hafta sonunun spor etkinliklerinden biri. Ergin Ataman 3. kez Euroleague kazandı. Türk baş antrenör Ergin Ataman Panathinaikos'un başında hafta sonu Cuma ve Pazar günü oynanan dörtlü finallerden sonra Real Madrid'i de finalde mağlup ederek o da Euroleague şampiyonu oldu. Bunların hepsini, belki daha fazlasını yayın içerisinde
Yine konu açıldıkça konuşuruz ama yine hafta sonu ve günümüze dair farklı detaylar olacak. Daha önemli konularımız da vardır mutlaka. Onlara da şöyle bir göz atacağız. 532 172 52 32'den şu an itibariyle yayınımıza ulaşabilirsiniz. 532 172 52 32 iyi haftalar. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Tabii girişte öyle spor haberleriyle başlayınca dinleyicilerimiz de ona göre mesajlarını gönderdiler. Tebrik edenler var. Ondan sonra Perşembe günüydü galiba değil mi? Bodrum-Sakarya finali. İnşallah Bodrum'umuz da Süper Lig'e gelecek şeklinde mesajlar var. Bodrum-Sakarya da güzel maç olur. Şimdi ne diyecektim? Bu bir hanımefendi vardı ki kendisine dün akşama kadar hanımefendi ya da astrolog diye hitap ediliyordu. Ülke gündemini sanki başka bir derdimiz yokmuş gibi kartlarıma baktım. Kartlarım ısrarla Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Kartlarım ısrarla Beşiktaş Türkiye Kupası'nı alacak diyor. Sanki çok bir matap bir durummuş gibi. Zaten %50-%50 ihtimal vardı. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray şampiyon olacaktı. Ha o diyecek ki ben bunları sezon başında söyledim. Neyse hadi tamam bildi bilmedi. Ya dün akşamdan beri sosyal medyada görüyor musunuz? Bu o astrolog bayağı ruh hastasıymış.
Ya izlemediyseniz zaten izlemeyin de. Küfür kıyamet. Canlı yayın açıyor falan böyle, insanlara küfür ediyor falan. Kabahat kimde? Bizde. Kabahat bizde. Fransız kasabasında falcı skandalı. Neyse geçelim. Yurt dışındaki falcılarda bakalım neler olmuş. Fransa'da belediye başkanı ve ünlü falcı Sofia Martinez'in karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanıyormuş. Kendisini ölü babasıyla konuşturacağını iddia eden Martinez'e imtiyaz sağladığı belirtiliyormuş. Yine aktarılan habere göre falcı belediye başkanını dolandırmakla, belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyormuş. Bir belediye başkanı var, bir de falcı kadın var. Belediye başkanı diyor ki seni istersen ölmüş babanla konuştururum diyor. Belediye başkanı da belediyenin imkanlarından kendisini faydalandırıyor. Her ikisi de suçlu bu durumda. Birbirlerinden şikayetçiler. Mahkemeye tabii olay yansıyınca Fransa'da hem belediye başkanı hem de falcı kadın gözaltına alınmış. Sen vazgeç dönme bu karardan. Zaten duyan da yalanlar. Dönsen de anlamam ki zamanla. Nerede? Soran var mı? Bu sevdanın katili aşka unutandı. Bu aşk bende bir yangın, bir hüzün var beni sardı. Umudum bile vardı o yalancı sevdana. Düştüysem kaldı, hiç gitmezsin sandım. Ne yazık ki uyandım bu sonsuz rüya. Sonrasında bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından Salih'le öğle arası devam edecek. 532-172-52-32'den mesajlarınızı iletebilirsiniz. 532-172-52-32. Arif Pırlanta günün şarkısını sunar. Ah o deli saçması sözlerime, bayılırdın bir kere. Seyret
gitmesi zor. Aynı deli nasıl yoruyor seni de. Gözyaşım dert değil anlıyorum. Değişebilirsin evet. Vadesi gelmiş heves. Şarkısını sundu. Türkiye'nin en kafa radyosunda pazartesi günündeyiz. Günün şarkısını da dinledik. Şimdi günün şarkısı derken her geçen gün tabii hayatımıza yeni yeni şarkılar da dahil oluyor. Kimilerini ezberliyoruz kısa bir sürede. Kimileri de işte bu şarkı neydi ya dur geçen radyoda da duydum. Çok güzel şarkıydı falan dediğimiz anlarda. Merak ettiğimizde çeşitli uygulamalar vardı bugüne kadar. Hani şarkıyı duyduğunuzda neydi o, Şazam mıydı? Şarkıyı dinletiyordunuz, o da hemen buluyordu, çıkarıyordu. Ondan sonra önümüze koyuyordu şarkıyı. Şimdi başka bir hikaye var. YouTube müzik uygulamasında yeni bir özellik ekliyormuş. Habere göre video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıları artık mırıldanarak ya da ıslık çalarak bir şarkıyı bulabileceklermiş. Ancak bu özellik ilk olarak Android kullanıcıların deneyimleyebileceği bir özellikmiş. Nasıl olacakmış? O arama butonunun orada bir de mikrofon işareti olacakmış. Oraya tıklayacakmışsınız mikrofon simgesine. Sonra mırıldanıp ya da ıslık çalarak o şarkı neydi dediğiniz, merak ettiğiniz şarkıyı bulabilecekmişsiniz. Ben denemedim. Denesek mi acaba? Yani sistem çalışıyor mu?
Eğer ki Android kullanıcısı değilseniz siz radyomuza WhatsApp hattı üzerinden 532 172 52 32 üzerinden çok kısa bir ne derler şekilde mırıldanıp ya da ıslık çalarsanız o şarkıyı sizin için buluruz biz de. Var var burada Android işlemci çok telefon var. Hayır, biz olmasak da diğer dinleyicilerimiz radyo başında bulabilirler. Ben bunu bir deneyeyim ya. Bu şarkı arasında siz de gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Mırıldanmak ya da ıslık çalmak tercih sizin. 532 172 52 32'den mesajlarınızı iletebilirsiniz. 532 172 52 32. Yalnız şarkıyı başlatmadan önce aklıma şey geldi. O mırıldanmak ya da ıslık çalmak da bir yetenek. Kimisi hani şarkıyı o kadar kötü anlatıyor ki değil hani böyle Şazamlar değil YouTube'un yeni özelliği kimse bulamıyor. Etme, bu yoğurdu üflemem artık. Yerim ağzım yanarsa yansın. Boşuna nefes tüketme. Ne yolum yollarınıza düşsün. Ne kolum siz gibileri sarsın. Layığınızı alayınız alsın. Boşuna nefes tüketme. Yorma ne olur ilerle. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendime soygun yaparım, yok başka zararım. Geçer inşallah karın ağrım. Boşuna nefes tüketme. Neyim varsa ağzımdan gari. Ondan olamazlar mani. Allah akıl versin yani. Boşuna nefes tüketme. Kim sarsınız gözleriniz yaş. Laflarınız tıraş. Attığınız taşlar artık yarmıyor ki baş. Ürkmüyor bu kuş yani arkadaş. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Aklını alır, şeytana uymayıp da ne yapsın?
gibi teni ne gam bırakır. Şeytanın bile aklı karışır. Tarıyor saçlarını beline kadar. Oturmuş bakınıyor balkonundan. Eline düşenin haline yazık. Güzelim müzeyenin vah 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 vah. Salıyor dumanını sigarasının. İçine çekemiyor ah ne yapsın. Hayali bir göze bir iki de çocuk. Güzelim Hüseyin'in vah 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 vah. Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını talep etmişler. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu 9 günlük bayram tatili beklentimiz var demiş. Bu yıl 15 Haziran Arife günü başlayacak olan Kurban Bayramı 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerini kapsıyormuş. 14 Haziran'da da okulların kapanması ile milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyormuş. Yine 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyormuş. Eğer Haziran başına kadar 9 günlük tatil açıklanırsa iç turizm hareketlenir ya da hareketlilik daha da artar demişler. Aynı şey zaten. İlkini ben uydurmuştum. İkincisi onların cümlesiydi. Gidişin, seviyordum değişin. Elin oldu ellerin. Sanma yine de seni beklerim. Bak tüm anıları yak. Unut kenara at. Huzur bize uzak. Kavuşmamız yasak. Varsa bir umut. Geçmişi unut. Gözyaşımı kurut. Dön halimize bak. Tüm anıları yak. Unut kenara at. Huzur bize uzak. Kavuşmamız yasak. Varsa bir umut. Geçmişi unut. Gözyaşımı kurut. Dön halimize bak. Gidişin, seviyordum değişin. Elin oldu ellerin. Sanma yine de seni beklerim. Bak tüm anıları yak. Unut kenara at. Huzur bize uzak. Kavuşmamız yasak. Varsa bir umut. Geçmişi unut. Gözyaşımı kurut. Dön halimize bak. Tüm anıları yak. Unut kenara at. Huzur bize uzak. Kavuşmamız yasak.
kavuşmamız yasak. Varsa bir umut, geçmişi unut, gözyaşımı kurut, dön halimize bak. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Şarkıdan sonra bir reklam aramız var. İlk saati bitiriyoruz. Yeni saate de yine yeni şarkılarla, yeni hikayelerle başlıyor olacağız. Cenk Erda geldi. Nasıl başladım Cenk? Bakalım bir de nasıl bir haber var, öyle değil mi? Bakalım. Peki şarkı sonrasında kısa bir reklam arası.
yer gök yangın be. Aşka bir vesait aramız toz pembe. Seni şapşal numaraca çapkın merhabaca dandan da düşeriz olmadı. Hepsini senin hadi kes benim haracısı servetin adına bir koymalı. Şapşal numaraca koydum o ilacı daldan dala bir durulmalı. Hepsini yarısını kes benim haracısı servetin adına bir koymalı. Bir yol bulmalı, bulmalı. Boş ver can sen onları ay fark etmez alt üst yavrum. Bu şerbeti bu nabza sormalı. Çoktan açtık biz o yolları. Boş ver can sen onları ay fark etmez alt üst yavrum. Bu aşk bizi bizden almalı. Bir çanta bir plaka yola çık işte kaka. Aşkıma bir fiyaka yapıştırsa. Her bir yerde aradım bizim gibi yok ama kavuşmaz iki yakam kavuşturursan. Birbirimize pusula bulursak ya beri de alsan da şu garibi yatıştırırsan. Çok geride tatlı inan güneşsiz günler çok geride hayat. Kop hadi be, kop hadi be tutuştuğu yerden kop hadi be. Aşk al bizi al sok tribe çok kayı burada çok garibe. Sök sök kalbi sök bırak dök derdi dök. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. 27 Mayıs pazartesi günündeyiz. Bu akşam saat 19'da hatta 19.05'te Galatasaray şampiyonluğunu kutlayacak. Stadyum ve çevresinde trafik olabilir, aklınızda olsun. Olabilir değil, olacaktır zaten. Kimler çıkacak acaba sahneye belli mi? Çünkü ne derler böyle davetiye demeyelim. Şampiyonu kutlamaları için bilet satışları da sabah saatlerinde başlamıştı ki tabii malumunuz hemen bitmiş. 150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar yükselen fiyatlar vardı. Öyle bir göz attım işte DJ performans ondan sonra çeşitli sanatçıların sahne şovları ve onların şarkılarıyla şampiyonluğun kutlanacağı söyleniyordu. Simge Hanım çıkar mı acaba yine? Ya geride bıraktığımız hafta da böyle bir haber okumuştuk. Yine böyle bir haber gelmiş. WhatsApp üzerinden sahte genç kadın profili açarak 4 kişiyi 500 bin lira dolandırmışlar. Ya geçen gün de internet üzerinde vardı. Tabii görünen yüzler de var. Bir kadın ondan sonra iki tane de adam. Sonra konuşuyorlar. Hattın diğer ucunda da genç bir erkek ses tedirgin. Belli ki daha önce kadınla konuşmuş. Ondan sonra kadının bir para talebi olmuş. O da göndermiş. Sonra o iki adam arıyor kendisini. Parayı gönderdiği için önce teşekkür ediyorlar. Sonra bir güzel yiyeceklerinden bahsediyorlar o parayı. Ve ona yani insan buna da kanar mı be diyerek ki parayı gönderene de böyle ince ince hakaret ediyorlardı. Bir de şöyle bir dolandırıcılık haberi var. Yeni saate de bunda başlayalım. Bu da enteresan. Yani enteresan dediğim aileden böyle bir para çıkması. Dolandırıcılık olayı nerede olmuş biliyor musunuz? Amasya'da Yüzevler Mahallesi'nde Iraklı bir ailenin evinde meydana gelmiş. İddiaya göre Iraklı aile telefonla aranmış. Kendisini istihbaratçı polis olarak tanıtan kişi aileye kimliğiniz bir suç örgütü çetesinin evinden çıktı. Evinizde birazdan arama yapacağız. Elinizde ziynet eşyası ve para ne varsa ortaya döküp bizi bekleyin demiş. Aile de bu sözlerle paniklemiş tabii. Ondan sonra aileye korku salan dolandırıcı oturdukları apartmana gelmiş. Elinizde ne varsa masaya dökün ortaya dökün bizi bekleyin demişlerdi ya. Bu ailede ellerinde bulunan ve evlerinde bulunan 50 bin dolar, 20 bin dolar değerinde altın, 620 euro ve 17 bin lira nakit parayı da masanın üstüne bırakmış. Demiş istihbaratçı olduğunu iddia eden kişi. Toplamda burada ne var? 2 milyon 300 bin. Tamam ben bu para ve altınları alıyorum demiş. İncelemek üzere götürüyorum demiş. Sonra da gelmemiş. Biterim nefesini almazsam, nefesini almazsam, nefesini almazsam biterim nefesini.
olmasam. Yaz beni ömrüne, durma bir dakika. Gel bir ilaç gibi derde devayla. Çok değil oysa tek adım atsan yeter. Deseler dinlemem, devam ederim, bilirsin ederim. Konu aşk değil, o geçici. Sen nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Kaçıyorum yine istiladan. Kovalasana beni dört bir yandan. Kırıldı kalmadı tek bir parçam. Tek bir parçam, tek bir parçam. Karıştı kalbimi kurcala. Düşüyorum sana tutsana. Nefesin kesiliyor çok fena. Çok fena, çok fena. Yine dur deseler dinlemem. Devam ederim, bilirsin ederim. Konu aşk değil, o geçici. Sen nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam bitirim. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Bitirim nefesini almazsam. Bitirim nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Bitirim nefesini almazsam. Bitirim nefesini almazsam. Nefesini almazsam. Yolcu gibi gündüz gece arandım, hep aşık sandım kendimi. Ellerin ellerimde, kelepçe bundan sonra. Gözlerim...
karanlığa şap vuralım. Gülüşüne imrenip yamacında, sabaha ne kaldı şunun şurasında. Al uçur bizi hadi buralardan, adresi sormadım heyecandan. Gülüşüne imrenip yamacında, sabaha ne kaldı şunun şurasında. Al uçur bizi hadi buralardan, adresi sormadım Türkiye'nin en kafa radyosunda pazartesi günde canlı yayında devam ediyoruz. Biraz önce şarkı ve reklam arasında dışarı çıktığımda kıymetli çalışma arkadaşlarımız, hayret bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı bir haber yok mu yayın içeriğinde deyince ben de maalesef yok dedim ama bunu duyan Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin hemen bir son dakikayla yayınımıza haber anlamında katkıda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onaylamış. Geçtiğimiz günlerde son haliyle kendisine sunulmuştu Talim ve Terbiye Kurulu tarafından. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanı da inceleyecekti. Sonra gereken açıklamayı yapacaktı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onaylamış. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında yeni müfredat. Biliyorsunuz orada bazı detaylar var, işte ilkokul 5. sınıf, ortaokul 9. sınıf, lise 2. sınıf gibi farklı detaylar var. Öğrenci arkadaşlarımız yeni müfredatı internet üzerinde kısa bir araştırmayla bulabilirler. Önümüzdeki yıl nasıl bir eğitim ve öğretim yılı bekliyor kendilerini, bu bilgilere sahip olabilirler. Gibi dizisinde mi diyordu ya, Yılmaz eğitim sistemi değişmiş. İlkokul 9 yıl, lise 6 yıl, yok pardon ortaokul 6 yıl, lisede gittiği yere kadar mı diyordu? Öyle saçma bir açıklama yapıyordu onlar da. Neyse böyleymiş, aklınızda olsun. Güzel, bugünü de Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi olmadan kapatmadık. Dolandırıcılık haberimiz var sıra. Bir de TÜİK haberi bulursak değmeyin keyfine. Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyormuş. Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir açıklama yapılmıştı ama bu kez yapılan açıklama estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Yakup Çil tarafından yapılmış. Son yapılan çalışmalar Z kuşağı olarak bilinen genç kuşaktaki kişilerin daha erken yaşlandığını göstermiş. Erken yaşlarda, ki özellikle hanımefendiler için diyebiliriz bunu, erken yaşlarda makyaj ve kimyasal kremlerin kullanılmaya başlaması cildin daha erken yaşlanmasını gösteriyormuş. Vücudun genç gelişme yaşlarında ise çok fazla estetik kimyasal ürünü karşılaşması ve erkenden yaşlanmanın belirtilerini ortaya koyuyormuş. Devamında ise yine Z kuşağının daha az fiziksel aktivite yaptığını ve daha fazla kilo aldığını, yine uykusuzluğun cildin yenileme hızında yavaşlattığını söylemiş ve Z kuşağının ise bir başka problemi ise beğendiği kişilere benzeme isteğiymiş. Yasaklı ürünleri diyelim, hani böyle alkol ve sigara sağlığa zararlıdır, bu tip ürünleri kullanma yaşı Z kuşağında görülmeye başlamış ki bu da beğendiği kişilere benzeme isteğiymiş. Sinema yıldızı ve modellerin fotoğrafları ile estetik talep ediyorlarmış. Ya sinema yıldızı ya da modellerin fotoğraflarını böyle estetik talep etmek için profesörlerimize götürüp cerrahlarımıza götürüp "Sayın hocam, ben bu kadına ya da bu adama benzemek istiyorum mu?" diyorlarmış. Ya bakın Z kuşağı arkadaşlar, özellikle erkekler, daha yaşı ileride olan erkekler bilir. Bu berberlerde, kuaför değildir orası, berberdir, erkek berberidir. Orada hani o Teoman'ın bekleme salonunda günü geçmiş dergiler diyor ya bir şarkısında. O berberlerde sehpanın üzerinde dönemin şartlarına göre 8 yıl geriden gelen böyle saç modellerini içeren erkek dergileri vardır. Sen böyle sıra beklerken bir anda gaza gelirsin.
berberin adı neyse artık. Mehmet abi bunun gibi kesebilir miyiz dersin. O Mehmet abi onun gibi hiç kesemez zaten. Hiç olmaz. O model, orada gördüğünüz model hiçbir zaman sizin saçınızda oturmaz, durmaz. Zaten abimizin de öyle bir iddiası yoktur. Hani yaparız aynısı olacak şeklinde. Bu da böyleymiş işte. Hanımefendiler özellikle götürüyorlarmış. Sevdikleri, beğendikleri kişilerin fotoğraflarını beni buna benzetiyorlarmış. Dinleyicimiz o Gibi dizisinden sahneyi bulup hemen göndermiş, sağ olsun. Eğitim sistemi değişiyormuş Yılmaz diye başlıyor sahne. Ne oluyormuş? İlkokul 15 yıl, lise 6 ay, gittiği yere kadar da üniversite. Tabii Yılmaz'ın da orada bir tepkisi var. O tepki olmasaydı sesi yayınlayabilirdim ama olmaz, o tepki olmaz. Sanma sakın, cehennemin dibidir senin olmadığın yer. Seni
beni nereden bilsin? Canı yanmamış hiç. Gidenler gitsin, artık boş ver bitsin. Onun bir kalbi yok ki seni nasıl da sevsin. Fark ettim kaybettiğimi ama anlatmadım hiç kimselere. Sessizce içime içime. Fark ettim kaybettiğimi ama anlatmadım hiç kimselere. Sessizce içime içime. Sen gittikçe gecelerce, gecelerce. Başıma koymadıysam, tenine esen o rüzgar olmadıysam, ilk görüşte yüzünü takmadıysam, benim hatam. Yürüyorum caddelerde, bekliyorum beni, beni fark edersin diye. Diliyorum affedersin, bir şans daha yok demem, affedersin beni. Yürüyorum caddelerde, bekliyorum beni, beni fark edersin diye. Diliyorum affedersin, bir şans daha yok. Yaşanabilir böyle yalnız, su gibi geçer anlamazsın. Koşabilirim peşine düşüp ama bana yine inanmazsın. Akışta kaldım, çıkamıyorum. Yatağımda kokunla kıranıyorum. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. Biraz önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı demiştik. Şu anda da haberle alakalı daha farklı detaylar da gelmeye başladı. Müfredat.milliyetimbakanlığı.mep.gov.tr üzerinden tüm aşamalar şu an itibariyle erişime açılmış. Merak edenler bakabilirlermiş. Yeni müfredat öğrencilerimiz de kullanılacak. Çocuklarımızın yeni müfredatı gelecek eğitim ve öğretim döneminden itibaren okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacakmış. Bu arada yayının girişinde de konuşmuştuk. Şu anda televizyonda onu da gördüm. Alt yazıda spor haberlerine denk geldim. Ataman Yunanistan'da tarih yazdı şeklinde. Final tabii ki Berlin'de oynandı ama Ergin Ataman 12 yıl sonra Yunan takımını, hatta 13 yıl sonra Yunan takımını önce Final Four'a sonra Euroleague şampiyonluğuna taşıdı. Maçtan sonra tabii ki haklı olarak sevindiler. Ya Panathinaikos başkanı var. Giannakopoulos'tu galiba. Hem kulübün sahibi hem başkanı tabii doğal olarak. Dün mesela Euroleague şampiyon olmuşlar. İşte beyaz bir tişört giymiş öyle ön sıralarda oturuyor. Şampiyonluk kutlamalarında hiç görülmedi, fark ettiniz mi? Kulübün sahibi ve başkanı. Ya bir gel değil mi oyuncularının yanında, işte teknik heyetinin yanında bir görün. Yok, hiç. Biz de biliyorsunuz yani. Kupayı kazanan takımın başkanı ya da işte ne bileyim kaptanı kupayı almak için oraya geldiğinde Urfa'da mı olmuştu? Milletvekilleri orada, bakanlar orada, bakanların akrabaları orada. Adam takımın sahibi ve başkanı böyle bir 13 yıl sonra gelen böyle bir büyük bir şampiyonluktan sonra bile hiç ortalarda görünmedi. Ya, maç sonu açıklaması demişken şeyi gördünüz mü bilmiyorum.
O da çok güzeldi ya. Bu Sivas sporlu oyuncu Uğur Çiftçi, işte artık sezon bitti, maç sonu değerlendirmeler, işte önümüzdeki yılın planlamaları falan derken yanında da çocukları var. Spiker de soruyor, işte önce kendisine sordu, sonra çocuklara sordu, ne düşünüyorsunuz şeklinde. Sivas sporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin en küçük oğlu, babam hiç gol atamıyor, hep dışarı atıyor dedi. Çocuk çok net. Diğer ikisi, ben işte bilmiyorum ki, iyi takım falan, durumu geçiştirdiler. En ufağı ise babam hiç gol atamıyor, hep dışarı atıyor diyerek canlı yayında babasını böyle bir zor durumda bıraktı. Seneye oğlum, seneye inşallah. Temiz bir sayfa dedim bir anda, seninle dizdiğim yıldızlar önümde parlar. Ben ve kendim kararlar aldık, bir dilek tuttuk, kıyılara yazdık gizli saklı. Gidelim güzel sahne, güneşi bile kavurur.
senin o yaz görüşün veda mi olunur? Saçını savuruşunun omzunda kanatlarım, göklerde ip atlarım, ezar seni olurum yaşadığın İstanbul'un. Bir şarkıysa yaşadıklarım, kaç aydır aşk notası kayıp peşinde haydut yılların. Gençliğimden çalıp gel artık güneşli bir yerde denizli kum olalım senle. Fonda love story çekip gidelim güzel sahne. Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün, müdavimi olunur saçını savuruşunun. Omzumda kanatlarım, göklerde ip atlarım. Şarkıda böyle İstanbul demişken arada da böyle diye bir geçiş duymuşken dün de önümüzdeki yıllarda Türkiye İstanbul'a yeniden geleceği konuşulan Formula 1 vardı Monte Carlo'da. Monte Carlo Grand Prix'sinde tabii ki her yıl olduğu gibi dünyaca ünlü isimler yer alırken bizim Türkiye'den de bayağı sanatçı gitmiş, oyuncuların birçoğu oradaydı. Sosyal medya paylaşımı yapmışlar, tabii ki haber olmuş. Monte Carlo'da, Monaco'da daha doğrusu geçtiğimiz günlerde de bir ıstakoz konusu vardı değil mi? Türkiye'den gidenlerin restorandan paylaşmış oldukları bir haberdi. İşte okullar diyoruz, tatil diyoruz, yeni müfredat diyoruz, Kurban Bayramı uzatılsın diyor ondan sonra turizm işletmecileri. Yine bugünlerde yapılan bir haber, yapılması gereken bir haber, verimli tatilin püf noktaları şeklinde. Seçenekleri en aza indirin diyor. Tur paketi, restoran ve gezilecek yer seçeneği olduğunu belirten ve kapsamlı bir araştırma yapılan planda yaşanılabilecek aksilikler ve mutsuzluklar oluşabilir. Bunun önüne geçmek için tatilcilere aşırı seçim yükünden uzak durmaları tavsiye edilmiş, konfor alanlarınızdan çıkın denilmiş ve tatile gittiğinizde taksi yerine toplu taşımaya binin, en güzel otelde kalmak yerine daha ucuz bir yer seçin ve telefonunuzu otelde bırakın demiş. Ya hangi tatilci telefonunu otelde bırakır? Biraz önce söylediğim gibi işte hafta sonu Formula 1 yarışına giden oyuncularımız, ülkemizin ünlü oyuncuları, o kadar motor sporlarına meraklılar, önümüzdeki yıllarda bakalım ülkemize gelince de gidecekler mi? Yani artık sosyal medya hayatımızın o kadar içinde yer aldı ki tatile gideceksin, az ya da çok bir masraf edeceksin ama telefonunu otelde bırakıp hiçbir şey çekmeyeceksin, hiçbir paylaşımda bulunmayacaksın. Ya bunu yapan herhalde %5'lik bir kesimdir. Kalbimin kapısı, kehribar sırrısı, bir yangının ortası. Gel yalnızlığımın telaşı, düşlerim karalı, uykum hep yaralı, bul bir bahane. Sormaya yok mecalim, suçuna ortak kalbim. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel elinde bir bavulla. Çayın ocakta, ne olur yorma. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel.
kapısı, kehribar sırrısı, bir yangının ortası. Gel yalnızlığımın telaşı, düşlerim karalı, uykum hep yaralı. Bul bir bahane, dön gel acilen. Sormaya yok mecalim, suçuna ortak kalbim. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel elinde bir bavulla. Çayın ocakta, ne olur yorma. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel elinde bir bavulla. Çayın ocakta, ne olur yorma. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel elinde bir bavulla. Çayın ocakta, ne olur yorma. Kalk gel, hadi uzatma, çık gel elinde bir bavulla. Çayın ocakta, ne olur yorma. Yorma. Oh,
yaptı güzellik be. Gel kanadı kalbime. Dön kavuşalım, öp barışalım. Komrular gibi yine kollaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım. Gel de aşkın gönlünü alalım. Yaptı güzellik be. Başlamak benim için zorunlu. Bilmiyorum bu halimden kimler sorumlu. Bir kadeh daha koysam sorun olur mu? Söyle bana bu gözyaşım bir gün kurur mu? Dillere düştük yok neden. Soğudun mu benden harbiden? Dolmamış bak hala çilem. Desek doğru olur mu? Dönmen lazım acilen. Bir cümlene hasret bu beden. Söyle makul bir neden. Görsem içim soğur mu? Aklım almıyor inan benim. Sen ne söylesen ben hep tamam dedim. Geçmez ki öyle kolay. Yaram derin. Tekleyemem aleyhime zaman. Benim için zorunlu. Bilmiyorum bu halimden kimler sorumlu. Bir kadeh daha koysam sorun olur mu? Söyle bana bu gözyaşım bir gün kurur mu? Dillere düştük yok neden. Soğudun mu benden harbiden? Dolmamış bak hala çilem. Desek doğru olur mu? Dönmen lazım acilen. Bir cümlene hasret bu beden. Söyle makul bir neden. Görsem hiç... Türkiye'nin en kafa radyosunda hafta içi her gün 12-14 saatler arasında sizlerle beraber oluyoruz. Pazartesi günde de 27 Mayıs tarihinde de artık yavaş yavaş sona geldik. Daha önce de konuştuk böyle. Şarkı ister gibi haber istekleri de oluyordu. Deniz'in TÜİK haberi yok mu dedi. Yok ama disk üyesiyle alakalı bir haber var. Disk üyesi Genel İş Araştırma Dairesi EMAK araştırma, EMAR tarafından hazırlanan bir araştırma var. Ya TÜİK'in yerini tutmasa da, rakamlar belki TÜİK kadar doğru olmasa da, böyle bir gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporu biraz önce açıklanmış. Sonuçlara göre bu yıl 190 bin kişi daha yoksullaşmış. Raporda ise Türkiye'de çalışanların %15'inin yoksul olduğu ortaya çıkmış. Hafta sonunda emeklilerin bir mitingi vardı. Sadece çalışanların yoksullaşmasının dışında emekliler de haliyle Ankara'da toplanıp seslerini duyurmaya çalıştılar. Kendilerinin de yoksullaştığını haliyle haklı olarak dile getirmişlerdi. Neyse yayın bitsin de bir şampiyonluk üzerine biraz mavra yapalım biz. Bu futbolu bizi birkaç gün daha idare eder. Sonra Avrupa şampiyonası derken, yaz tatili derken, kurban bayramı derken, Eylül ayında tekrar konuşuruz bunları. Ben de tatile gidiyormuş gibi yaptım değil mi bir anda? Ya Bülent Bey tatile ne zaman gidiyoruz hakikaten? Temmuz gibi falan olabilir. Bunu konuşalım. Kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı. Kara fakiden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı. Kara fakiden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım. Yanarım adamım, bu küçük işlere. Saat 14 itibariyle Pınar burada olacak. Yarın görüşmek üzere. Benim adım Ebru'li, biraz gel.
rüya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Emruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Her gün yoldan çıkarım. Kalbim sevda kuyusu, her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan denerim. Sen onu geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya.